her zaman için ilk olarak erkeğin incelenmesiyle başlanır. Erkeğin yaşı, mesleği, geçirdiği hastalıklar, bilinen ameliyatları sorgulanır. Alkol kullanımı, sigara alımı öğrenilir. Daha sonrasında 3 günlük cinsel perhizi takiben erkekten spermiyogram testi istenir. Bu spermiyogramın incelenmesinde eğer ciddi bir problemle karşılaşılırsa üroloğa yönlendirilir. Bu incelemelerin sonucunda en sık görülen erkek infertilitesi sebepleri erkekte sperm sayısının ve hareketliliğinin azlığı ve kalitesinin bozukluğu ve menide hiç sperm elde edilememesi durumlarıdır. Kadına ait infertilite nedenlerinin incelenmesinde de gene öyküyle başlanır. Öyküde kadının yaşı, infertilite süresi, geçirdiği gebelikler, bilinen sistemik ve hormonal hastalıkları, ameliyatları sorgulanır. Adet düzeni öğrenilir. Adet sırasında ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, tüylenme sorununun olup olmadığı, göğüslerden kendiliğinden süt gelip gelmediği sorgulanır. Bütün bunlardan sonra vücut kitle indeksi değerlendirilir. Dikkatli bir fizik ve jinekolojik muayene yapılır. Daha sonra hasta adetinin ikinci, üçüncü gününde hormon profili incelenmesi için çağrılır. Bu dönemde yapılan vajinal ultrasonda yumurtalıklarda yumurta olup olmadığı değerlendirilir ve aynı zamanda yumurtalık ve rahime ait miyom, kist gibi herhangi bir patolojinin bulunup bulunmadığına karar verilir. Daha sonraki basamağımız ise halk arasında ilaçlı rahim filmi diye adlandırılan HSG'dir. HSG'deki amaç kavite ve tüplerin değerlendirilmesidir. Kavite ve tüplerde herhangi bir patolojiden şüphelenildiğinde, hastanın daha önceden bilinen dış gebelik öyküsü olduğunda, geçirilmiş batın ameliyatları varlığında, bilinen çikolata kisti veya endometriozis varlığında hasta laparoskopiye yönlendirilebilir. Laparoskopi genellikle bizim incelemelerde son basamak olarak kullandığımız bir araçtır. Bu incelemelerin sonucunda kadında gördüğümüz en sık infertilite nedenleri yumurtlamanın olmaması, endometriozis dediğimiz rahim içi dokusunun dış bölgelerde bulunması ve tüplerin tıkalı olmasıdır.